Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Teknoloji dünyasındaki yenilik ve gelişmeleri konuştuğumuz programımızda bugün tüketici elektroniğini konuşacağız. Özellikle yurt içinde kurdaki hareketliliğin önümüzdeki süreçte fiyatlara yansımasını, diğer yanda globalde çip tedarik sıkıntısı üretim duraksamalarına neden olurken bunun pazar üzerindeki etkisini ve detayları bugün Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Halkla İlişkiler ve aynı zamanda Kurumsal İletişim Müdürü Kaan Arlı ile beraber masaya yatıracağız. Kaan, hoş geldin diyorum. Merhaba Hande, hoş bulduk. Çok konu var. Öncelikle Huawei özeliyle başlamak isterim dilersen. Bu yılın ilk 4 aylık bir performansını almak isterim. Akıllı telefon pazarı, tablet pazarı ve özellikle pandemi döneminde daha çok yıldızı parlayan giyilebilir cihazlar pazarına baktığımızda pandemi dönemindeki yüksek talep devam ediyor mu Kaan, ne dersin? Şimdi pandemi dönemindeki özellikle akıllı saat ve giyilebilir cihazlardaki talep devam ediyor aslına bakarsan Hande. Ve bunu şöyle nitelendirebiliriz. Biz bu yılın ilk 4 ayında ve aslında 2021'in sonundan itibaren de böyle bir dahil edecek olursak akıllı saat ve giyilebilir aksesuar tarafında çok önemli yatırımlar yaptık. Burada bizim Watch GT serimiz ve Fit serisiyle birlikte insanların hem spor hem de sağlık aktivitelerini takip edebilecekleri ürünleri satışa çıkarttık. Ve pazar payına bakıldığında, yani Huawei adına bakıldığında ilk 4 aylık periyot ve pandeminin tamamına bakıldığında da gerçekten hem talebin çok yüksek olduğunu söylemek gerekiyor, hem de bizim buradaki ürünlerin başarısı, tüketicilerin ürünlere olan yaklaşımı ve serinin devam modellerine olan ilgi de gerçekten oldukça sevindirici Huawei adına. Diğer ürün gruplarına baktığımızda yine bilgisayar tarafında da önemli gelişmeler oldu. Pandemiyle birlikte işte hep konuştuğumuz uzaktan çalışma, online toplantı, online görüşmelerle birlikte hem tablet hem bilgisayar tarafındaki talep artmıştı. Oradaki eğilim de devam ediyor bu arada. Çünkü hala eski hayata tamamen dönebilmiş değiliz. O yüzden insanların bilgisayar yenileme, tablet takviyesi yapma veya işte uzaktan eğitim veya çocukları için tablet gibi cihazları tekrar satın alma eğilimleri hala devam ediyor. Akıllı telefon pazarında bilgisayar, giyilebilir cihazlar veya kulaklık gibi hızlı akışın nispeten daha yavaş olduğunu söylemek lazım ama yine oradaki tüketicilerin ilgi odağı da yine devam ediyor. Huawei üzerinde konuşacak olursak biz özellikle pandemiyle birlikte hem giyilebilir cihazlar, akıllı saat tarafı, hem bilgisayar, tablet gibi ürünlerle birlikte oldukça güzel rakamlara ulaştığımızı söyleyebiliriz. Huawei dizüstü bilgisayar pazarında yaklaşık 2-2,5 yıldır önemli atılımlar yapan bir marka ve biz 2021 yılının sonunda Türkiye'de en çok satan 3 marka arasına girmeye başardık dizüstü bilgisayar pazarında ki bu pazarın oldukça iddialı ve çok köklü markaların olduğu bir pazar olduğunu hepimiz biliyoruz. Akıllı saat tarafında da bizi sevindiren olay şu anda ilk iki marka arasındayız ve önümüzdeki birkaç aylık periyotta birinci sıraya ulaşmayı hedefliyoruz. Yine giyilebilir cihazlarda kablosuz kulaklık gibi ürün kategorilerinde de satış ve insanların ürünlerimize olan yaklaşımı oldukça sevindirici. Peki Kaan, gerek pandemi geçtiğimiz yılın ilk 4 ayıyla gerekse pandemi önceki dönemlerle kıyasladığımızda bu yılın ilk çeyreği bu kapsamda nasıl geçti? Ne kadarlık bir, özellikle sektörel ürün gruplarına göre bir farklılık, artışlarda farklılık olduğunu dile getirdin. Bu oranları da alabilir miyim senden? Yani şöyle söyleyebilirim, doğrudan yüzdelik dilim vermem birazcık zor olacak ama özellikle markaların veya hem biz de dahil olmak üzere diğer markaların da yıllık ürün lansmanları eğer yılın ilk çeyreklerine veya işte ilk 4 ay, ilk 5 aylık dilimlerine denk gelirse ki Huawei adına bunu söyleyebilirim. Biz bu çeyreklik dilimde çok fazla ürün satışa çıkardık. Dizüstü bilgisayar tarafında tablet ve bilgisayar formundaki MateBook E modeli olsun, saat tarafında Watch GT Runner ve GT3 serisi olsun. Bu modelleri biz yılın ilk çeyreğine getirdiğimiz için, yani ilk çeyreklik periyodunda satışa çıkardığımız için buradaki ivmelenme geçen senenin ilk çeyreğine göre daha fazla. Yani %50'nin üzerinde bir ivmelenme olduğunu söyleyebilirim aslında geçen senenin datalarına bakıldığı zaman. Bu bizim için gerçekten sevindirici bir rakam. Yine telefon tarafında taksitlendirme limitlerinin altında modeller getirmeyi planlıyoruz. İlk çeyrekte olmadı ama önümüzdeki periyot içinde getireceğiz buradaki modelleri. Ama bu ilk çeyrek içine de Amiral Gemisi P50 serisini ve daha böyle fiyat performans odaklı olmak üzere de Nova 9 SE dediğimiz modeli piyasaya çıkardık. Ve tabii ki dizüstü bilgisayar tarafında da bu tarz yatırımlar MateBook ailesiyle beraber devam ediyor. Kaan, şunu da merak ediyorum. Özellikle Türkiye pazarında telefon üzerinde konuşacak olursak
Hangi fiyat aralığındaki ürünlerin daha çok satışı hızlı dönüyor ve şu son günlerde yeniden kurdaki yukarı yönlü hareketlilik önümüzdeki süreçte fiyatlara nasıl yansır, ne dersin? Şimdi Türkiye'deki ekonomik koşullara bakıldığında öncelikle taksitlendirme, yani 12 taksit altına girebilen cihaz, yani 5000 TL'nin altındaki fiyat bandındaki modellerin satışı tahmin edileceği üzere daha fazla. Yukarılara çıktığı zaman, yani bu fiyat bandının üzerine çıkıldığında zaten 3 taksit gibi tüketiciyi genel anlamda daha böyle ikinci kez düşünmeye itecek fiyat bandlarına çıkıyor. Ama genel olarak eğilimin yine bu 12 taksit bandındaki cihazlarda ve onun bir üst segmentinde, yani 10 bin lira bandından aşağıya doğru indiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu büyük kitleye bakıldığı zaman. Onun dışında yine amiral gemisi modellerdeki satışlarda zaten devam ediyor. Ama genel bir pastanın içindeki büyük dilimin dediğim gibi 10 bin TL ve aşağısı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Peki kurdaki hareketlilik önümüzdeki süreçte özellikle tüketici elektroniğinde fiyatlara nasıl yansır, ne dersin? Yılın geri kalanında ne kadarlık bir fiyatta artış öngörüyor musun? Olursa da yüzde kaç oranında sence olur? Şimdi dövize göre fiyatların anlık artışı çok beklenebilir bir şeyler değil. Yani markaların tamamı belirli oranlarda zaten öngörüler yaparak buradaki fiyat çalışmalarını yapmaya çalışıyor. Ama tabii dalgalanma daha hızlı olduğu zaman bu tahminleme çalışmalarının biraz sınırlarının dışına çıkabiliyor buradaki fiyat değişimleri. Biz yani Huawei olarak yapmaya çalıştığımız şey fiyatları olabildiğince o limitlerin içinde tutabilmek. Bunu diğer markalar da çalışıyordur mutlaka ama biz burada tüketicilere eğer bir fiyat yansıması veya bir fiyat değişikliği varsa da online satış kanallarımız üzerinden özellikle aynı fiyatın içinde birden fazla ürünü paket hale getirerek daha zengin bir içerik sunmaya çalışıyoruz. En azından oradaki fiyat değişimini tüketicilere daha böyle pozitif yansıtabilmek adına. Yüzdelik olarak bir şu kadar artar, bu kadar artar tarzı bir yorum yapmak çok zor. Biliyorsun o dalgalanma çünkü hiç böyle tahmin edilebilir seviyelerde olmuyor. Ama biz en azından tüketicileri bir şekilde, az önce bahsettiğim gibi kendi online satış kanalımız özelinden bahsediyorum burada, telefon veya bilgisayar gibi ürünlerin yanında alternatif ürünleri de paket dahilinde sunarak en azından orayı telafi etmeye çalışıyoruz. Şimdi globalde bir konuyla da ilerlemek istiyorum. Sadece otomotiv sektörü değil, tüketici elektroniğin de ciddi anlamda üretimde duraklamalara neden olan çip tedarik sıkıntıları devam ediyor. Örneğin Tesla Cica, Şangay'daki fabrikada yeniden üretimi tamamıyla durdurdu. Genel global anlamda bakacak olursak özellikle rekabetin de teknoloji elektroniğinde çok kızıştığı bir dönemde çip çok stratejik öneme sahip. Dolayısıyla bu tarz ürünlerde Huawei global bu anlamda nasıl pozisyon alıyor? Çip tedarik sıkıntısı üretimde etkiliyor mu? Pazar üzerindeki etkisi ne olur? Ve senin öngörülerin bu çip tedariği noktasındaki sıkıntılar ne zaman aşılır? Ne dersin? Şimdi çip dediğin gibi bugün bakıldığı zaman otomotivden ev elektroniğe kadar bütün cihazların içinde, tıbbi, medikal ürünlerde, tüketici elektroniğinde her yerde aslında sorununu uzun süredir gösteren bir durum. Bunu oyun konsollarında çok ciddi bir şekilde gördük. Otomobillerde çok ciddi şekilde gördük. Akıllı telefon veya cep telefonu tarafındaki üretimlerde de zaten üretim hacimlerinin veya kapasitelerinin geçtiğimiz yıllara, yani çip krizin öncesine göre ciddi şekilde düştüğünü zaten hepimiz takip ediyoruz, görüyoruz bunu. Huawei de bunlardan etkilenen markalardan biri tabii ki ama burada en azından hedeflenen rakamların çok aşağısına düşen kapasitelerden bahsetmiyoruz. Yani bir Tesla gibi üretimi tamamen durdurma gibi bir şey söz konusu değil. Oradaki çip ihtiyaç oranıyla tabii ki bir akıllı telefon veya daha küçük tüketici elektroniğindeki oranlar birbirini tutmadığı için öyle üretimlerin çok ciddi şekilde durdurulması, sonlandırılması gibi şeyler söz konusu değil. Huawei tarafında da çip kriziyle alakalı tabii ki sevkiyatları yavaşlatan, üretim bantlarını yavaşlatan durumlar söz konusu. Ama biz Türkiye üzerinde de konuşacak olursak belirli ihtiyaçlarımız doğrultusunda ürünleri temin edebiliyoruz. Huawei tarafı diğer global anlamda diğer ülkelerin ihtiyaçlarını şu anda karşılayabiliyor. Biliyorsun çip tarafı çok öngörülebilir bir şey değil ama en azından şu anda dünyadaki ilk 3-4 çip üreticisinin yeni çip tesisleriyle alakalı yatırımlar yapacağı açıklandı. İşte Çin'de yaklaşık 100 milyar dolarlık tek bir markanın duyurduğu bir üretim tesisi açıklaması var. Bu 3 yıllık plan içinde yapılıyor. Güney Kore'de 10 yıllık periyodun içine yerleştirilmiş bir 116 milyar dolarlık bir yatırım planı açıklandı. Ve bakıldığı zaman şimdi çip üretiminde Çin yaklaşık %20-25'lik bir pazar payına sahip.
Avrupa tarafında da bununla alakalı yatırımlar var. Avrupa'nın %10'luk bir pazar dilimi var çip üretiminde. Avrupa da bu rakamları yukarıya çekmek istiyor ve şu anda en büyük yatırım kanallarından bir tanesi haline geldi çip üretimi veya çip tesisleri. Ama burada şöyle bir şey var. Bir çip fabrikası açıldıktan sonra seri üretime geçmesi 2 ya da 3 yıldan daha uzun, kısa sürede olmuyor. Ve bu yolla gidecek olursak 2023 sonu veya 2024 başı gibi ben çip krizinin bugünkü kadar etki edeceğini düşünmüyorum. Belki eski günleri %100 kapatamayacaktır ama 2023 sonu 24 başı gibi çip krizinin biraz daha unutulan bir gündem olacağını tahmin ediyorum. Şimdi ben yine yıldızı parlayan bir sektörle devam edeceğim. Oyun sektörü. Türkiye'de de özellikle evet. Unicornları çıkardığımız bir sektör. Çok direkt olarak da tüketici elektroniği pazarını ciddi anlamda etkiliyor. Hem bilgisayarda hem oyun konsollarında hem aksesuarlarda ve yeni nesil cihazlarda işte artırılmış gerçeklik, sanal gözlük ve tüm bunlara bakacak olursak oyun sektörünün tüketici elektroniğindeki pazarındaki dönüştürücü etkisini ve bu pazara ne kadarlık bir ivme kazandıracağını öngörüyorsun. Genel anlamıyla Huawei'nin bu alanda yatırımları var mı? Hangi yeni ürünleri göreceğiz? Ne dersin? Şimdi oyun sektörü özellikle mobil ekosistemlere bakıldığı zaman unicorn bence çok iyi bir durum burada. Türkiye'den çok fazla unicorn çıkartıyoruz ve bence çıkmaya da devam edecek. Bu gerçekten güzel bir gelişme aslında bizim için de ve belli jenerasyon insanları da aslında oyun geliştirmeye de teşvik eden bir durum olduğunu söylemek lazım unicorn örnekleriyle birlikte. Oyun sektörü özellikle az önce dolaylı olarak oraya da dönmek lazım. Oyun konsollarıyla birlikte aslında çok yavaşta olan bir nokta. Çip krizi biraz bilgisayar tarafındaki oyuncuları birazcık daha üzdü. Oyun konsolları tarafında işte konsolların üretimleri yavaşladı veya bulunabilirlik seviyeleri eskisi kadar iyi değil. Yani son nesil konsollara bakıldığında. Şimdi Huawei tarafına da dönecek olursak, biz özellikle MateView GT serisiyle beraber oyunculara hitap eden oyuncu monitörleriyle bu alana giriş yaptık. Geçtiğimiz senenin ortasından itibaren. Özellikle bilgisayar oyuncuları için yüksek tazeleme hızı sunan 21'e 9 görüntü oranı bu kavisli dediğimiz tasarımla beraber 34 inç boyutta ve yaklaşık 165 Hz'lik tazeleme oranı sunan MateView GT ile beraber biz bilgisayar oyuncularını zaten bir hedef kitlemize aldığımızı çok net bir şekilde gösterdik. Buna ek olarak oyun konsolu kullanan kişiler için de 16'ya 9 görüntü oranı sunan MateView serisinin yine 27 inçlik modelini piyasaya çıkarttık. Çünkü burada oyun konsolları şu anda 21'e 9 dediğimiz görüntü oranını desteklemiyor. O yüzden oraya alternatif bir çözüm lazımdı ve 16'ya 9 oranda da 27 inçlik yine aynı özellikleri sunabilen oyuncu monitörleriyle bu pazara giriş yaptık. Kısa bir süre önce oyuncu faresi ürünlerine de online mağazamızda yer vermeye başladık. Yani bir oyuncunun ihtiyacı olan bir farene sunabileceği bütün özellikleri sunabilen, hızlı tepkime süresi, RGB aydınlatma gibi özellikler sunabilen oyuncu farelerini sunmaya başladık. Buna ek olarak kablosuz şarj olabilen oyuncu fareleri de duyuruldu geçtiğimiz dönem içinde Huawei'de. İnsanların veya tüketicilerin beklentisi oyuncu bilgisayarı yapabilmek ya da yapıp yapamayacağımızı merak ediyorlar Huawei markalı. Orada da işte çip krizinden bağlantılı olarak belki bu süreç birazcık gecikecektir ama benim tahminim Huawei'nin radarında da bir oyuncu bilgisayarı donanımı olacaktır. Peki Kaan, Huawei Global'da özellikle hangi ürünler üzerine daha çok fokuslanacak önümüzdeki süreçte bu yıl geneline bakacak olursak ben şunu da sormak istiyorum. Hangi ürünler ve hangi teknolojiler üzerine? Çünkü siz aynı zamanda uygulamalar da geliştiriyorsunuz. Dolayısıyla bunu da dinlemek isterim. Şimdi ürünler üzerinde bildiğin gibi Amerika ambargosuyla birlikte cep telefonu tarafında Huawei'nin birazcık hem üretimin hem de satışların yavaşladığı bir 2-2,5 yıl geçiriyoruz. Ve şirket orada buradaki kaybı engellemek adına ve oradaki kaybı aslında artıya çevirebilmek adına dizüstü bilgisayar ve giyilebilir cihazlar özelinde çok ciddi yatırımlar yaptı. Biraz önce konuşmanın başında da söylediğim gibi notebook pazarı, tablet pazarı, akıllı saat pazarı buralarda çok ciddi yatırımlar yaptı şirket ve 2022-23 buralardaki yatırımlar devam edecek. Özellikle dizüstü bilgisayarlarımız hem Huawei ekosistemini kullanan hem de sadece Huawei dizüstü bilgisayar kullanan insanlar tarafından çok beğeniyle karşılandı. Ve geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir duyuruyla birlikte aslında B2C ile birlikte B2B tarafında da
Huawei bilgisayar çözümlerine yer vereceğimizi duyurduk. Bu da bizim için güzel bir gelişme. Çünkü kurumsal kullanımlarda bilgisayarların çip seviyesinde güvenlik ihtiyaçları vesaire gibi ekstra beklentiler de yer alıyor. MateBook B serisiyle beraber aslında kurumsal tarafta, yani B2B tarafındaki ürünlere de artık dokunmaya başlayacağız. Akıllı ofis çözümleri, akıllı ev çözümleri yine bunların etrafında dönecek olan ürün grupları olacak. Geçtiğimiz haftalarda MateBook 16 modelimizi satışa çıkardık. Çok güçlü ve gerçekten çok şık bir bilgisayar. 16 inçlik Windows ortamında kullanılabilecek hem tasarım hem de oyun odaklı bir bilgisayar olduğunu söylemek lazım. Giyilebilir tarafa bakıldığında da farklı senaryolara uygun akıllı saat ve akıllı bileklikten aslında akıllı saate transfer olan ürünler de piyasaya sunmaya başladık. Geçtiğimiz dönemde koşuculara özel GT Runner serisini satışa çıkardık. 38 gram ağırlığı olan bir saat, yani takıldığı zaman yok hükmünde denebilir. Onun dışında yol haritamıza bakıldığında yine giyilebilir cihazlar devam edecek. Akıllı saat tarafında yeni ürünlerimiz gelecek Türkiye'ye. Barcelona'da tanıtmış olduğumuz bir ürün vardı, Watch Day isimli. Akıllı saat üzerinde bir tansiyon aleti formu duyuruldu. Onu da Türkiye'de satışa çıkarmayı planlıyoruz bu arada. Kordon tarafı bir tansiyon aleti gibi şişip ondan sonra tansiyon ölçebilen bir cihaz, gerçekten çok hoşuma gitmişti. Onun dışında kablosuz kulaklık vesaire gibi daha eğlence odaklı ürünlerde de yatırımlar devam edecek. Aslında yani Huawei biz yıllardır hep bir akıllı telefon üreticisi olarak biliyorduk ama bugün artık bir tüketici elektroniği üreticisi olarak isimlendirmek daha iyi olacaktır. Çünkü bilgisayar, televizyon, tablet, saat, kulaklık veya akıllı ev çözümleri, akıllı ofis çözümleri gibi çok farklı ürün gruplarına da yer vereceğiz. Hem 2022'de hem de ilerleyen yıllarda. Şimdi özellikle giyilebilir cihazlar spor dünyasını hedefleyerek başlamıştı. Bu pandemiyle beraber sağlık sektörünü odağına aldı. Dolayısıyla çok daha farklı yeni ürünlerde önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ben bir haberi de yorumlamanı isteyeceğim bu hafta çıkan. Çin'de yabancı teknolojiye karşı önemli bir hamle atıldı. O da Pekin deniz aşırı teknolojiye karşı tüm Çin'de yer alan devlet destekli şirketler 2 yıl içerisindeki tüm bilgisayar ve kişisel bilgisayar ve ekipmanlarını yerli ürünle, yani kendi yerli Çin ürünleriyle değiştirecek. Bunu talep etti. Bu önümüzdeki süreçte özellikle Çinli şirketlerin büyümesine nasıl bir etki sağlar, ne dersin? Yani Çin'e bakıldığı zaman son yıllarda özellikle pandemi döneminde de ekonomik olarak veya teknoloji olarak gerçekten yükselen ve önemli, dünyaya önemli değerler katan bir ülke oldu Çin. Yani otomotiv teknolojisi olsun, diğer mobil yazılımlar olsun, Huawei de bunların bir parçası bakıldığında, işte kendi mobil ekosistemini, kendi dijital servislerini geliştiren bir marka olarak bu işin çok önemli yerlerinde yer aldı. Biliyorsun ben de o işin bir dönem Türkiye'de yürüten ekipteydim. Hı hı. Ve o dönemde yani şirketin ne kadar ciddi Ar-Ge yatırımı yaptığını da biliyorum. Hani burada Ar-Ge demişken aslında oraya da kısaca bir değinebilirim. Senin ilgini çeken konulardan, çünkü ona da kısaca bilgi verebilirim. Şirket her yıl yaptığı gelirin %10 kadarını Ar-Ge'ye yatırıyor ve bu rakam geçtiğimiz sene yaklaşık 22,5 milyar dolar oldu. Ve bunu Çin'in tamamındaki markaların benzer şekilde Ar-Ge yaptığını düşünecek olursak, Çin hükümetinden gelen böyle bir talep diğer markaların gerçekten büyümesine, hızlı büyümesine etkili olacaktır diye, destek verecektir diye düşünüyorum. Tabii ki bunun global yansımaları nasıl olur? Yani sadece içeride üretilen işletim sistemlerinin veya donanımların Çin'deki hükümet seviyesinde veya işte devlet kademeleri seviyesinde kullanılmasını, yansıması nasıl olur? Bunu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz ama bunu ilk yapan ülke Çin olmadığı için büyük bir ihtimalle bununla alakalı ciddi hazırlıklar yapılmıştır. 2 yıllık verilen periyot bence kısa bir süre. 2 yıl içinde bütün kurumların tamamen Çin tarafında içeride geliştirilmiş servislerle değiştirilmesi için 2 yıl bana kısa bir süre gibi geliyor. Ama bunu 2 yıl olarak duyurulduğuna göre zaten bunun ciddi bir background'u, yani geçmiş çalışması vardır diye düşünüyorum. Çinli markalar için faydalı olacaktır. Çünkü sonuçta bir çok büyük, dünyanın en büyük pazarı Çin bakıldığı zaman. Ve bir marka Çin'de gerçekten önemli bir yer elde ettiğinde dışarıya açılmaları daha kolay oluyor. Yani önümüzdeki 2-3 yıllık periyotta lokal ama globale büyüyecek Çinli markalar için bir kapı olabilir bu fırsat. Kaan, sen aynı zamanda global toplantılarına katıldığın için iş gücü piyasasını da sormak istiyorum. Kalifiye elemanın, özellikle iş gücünün niteliğinin, talebin arttığı bu dönemde Huawei Global bu soruna nasıl yaklaşıyor? İş gücüne dair politikası nedir kurumu? Yani bu
aslında Huawei'in globalde ve lokal seviyelerde farklı operasyonlarla yönettiği bir durum. Biraz insan kaynakları yönetimi, biraz headhunter'lık dediğimiz genç neslin çok çabuk işe istihdamı gibi konular. Yani bu konularda çok fazla detaya sahip değilim ama bizim en azından şirket içi global iletişimlerde şunu görüyoruz. Genius seviyesinde insanları istihdam ediyorlar. Bunlar dünyanın her yerinden yapılabiliyor veya rekabette olduğumuz markalardan da transferler gerçekleştiriliyor. Bunu evet. Ben özellikle ekosistem tarafındaki geliştirmeler periyodunda çok fazla gördüm. Global anlamda çok bu işin mı? Çok içinde olacak insanları transfer ettik. Aynı şey otomotivde de geçiyor şu anda. Evet, hunterlar vasıtasıyla ilerliyorlar diyorsun. Çok çok teşekkür ediyorum yapmış olduğun ben değerlendirmelerden dolayı. Gerek tüketici elektroniği gerekse Huawei'in global vizyonu bizlerle paylaştı. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Halk İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürü Kaan Arda bizlerle beraberdi. Kendisini uğurlayarak bir gündem teknolojiyi daha bugünlük burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.